PKK'nın bir kolu olan bu oluşumun yanı başımızda yeni bir terör bataklığı meydana getirmesine müsamaha göstermeyiz. Mehmetçiğin mücadelesini kan akıyor diyerek hedef aldı, harekatı bitirin çağrısı yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hükümetten sert tepki geldi. Terörle sadece bir cephe savaşı, bir cephe mücadelesi vermek değil, terörü kaynağına kadar takip edip kaynağında kurutacak şekilde eylemlerin gerçekleştirilmesi. Barış Pınarı harekatına önce sessiz kaldı, sonra karşı çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı harekata destek vermediğini belirtti. Akıncı 1974'te biz adına barış harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır ifadesini kullandı. Akıncı'ya tepki gecikmedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akıncı'nın harekata karşı tavrının Kıbrıs Türk'ünün görüşünü yansıtmadığını belirtti. Terör örgütlerinin gözüne kestirdiği faaliyet alanlarında daha büyük derinlikler kazanılması, derinlikler oluşturulması güvenliğimiz açısından önemli olacak. Akıncı'ya bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Akıncı'nın harekatla ilgili açıklamasını saygısızlık olarak nitelendirdi. Çelik, Kıbrıs Barış Harekatı'na yönelik Akıncı'nın açıklamalarını da sert bir dille eleştirdi. AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel de Akıncı'ya tepki gösterdi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılara karşı yapıldığını ifade etti. Öte yandan eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mevcut Başbakanı Ersin Tatar'dan da Mehmetçiğin mücadelesine destek geldi. Tatar, Kıbrıs Türk halkı daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır dedi.